Merhaba. Burada bir sıkıntı olduğunu duyduk da Karaağaç bölgesinde. Biz bu sıkıntınızı dile getirmek istiyoruz sizlerin adına. Su yokmuş herhalde. Ne kadar zamandır suyunuz yok? Bir haftadır yok. Bir haftadır? Buradan ise de toplanmaz herhalde. Peki. Bir haftadır suyunuz yok burada. Her şeyde suyumuz kesiyor. Her şey. Peki belediyeye, zabıtaya bu konu hakkında bilgi verdiniz mi? Biliyorlar mı? Valla belediye kimse zaten mahtap değil. Orada gelirler zaten. Ben vermemişim de bilmiyorum. Kimse burada herhangi bir işlem yapmadı mı Karaağaç bölgesinde? Kimse gelmiyor. Peki Karaağaç'ın genelinde mi yok su yoksa sadece bu mahallelerde mi? Burada sadece bu mahallede. Bu mahallede. Genellerden ölçüm yapıyoruz. Sular akıyor. Çöpçüde sular şarap. Sular şarap. Söyledi değiştiriyor. Belediye başkanına koşun. Belediye başkanı kimseyle muhatap değil yani. Belediye başkanı kimseyle ilgilenmedi. Kimseyle muhatap değil ki. Buraya yani herhangi bir zabıta veya bir görevli göndermediler. Ne geldi? Saat 11:30 12 arası. Evet. Dedi ki sular akıyor mu açtı. Suyu açtım. Suda tazik yok. Bir saat yarım saat ya akıyor ya akmıyor. Bir o da gelmiyor. O da gelmiyor. Peki suları nereden temin ediyorsunuz? O da çok pis geldi. Vallahi bilmiyorum. Susuz. Çamaşır yıkamıyoruz. Makinelerin içine çamaşır örtüler duruyor. Hazır alıyor. Akanda çamaşır. Çeşmeden getiriyor. Gece akan. Suyu da çekelim. Şu an zaten. Zaten gündüz akıyor. Şu an akıp da gelen de su bu. Yani musluktan çamur akıyor. Evet. Şu an 2018 Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 2018'de olmamıza rağmen hala insanlar su sıkıntısı yaşıyor. İnsanlar dağları delip şehirlere su getirirken Afrika'ya bile su götürülürken buradan Kıbrıs'a bile boru hattı döşenip su götürülürken burada şurada yanı başımızdaki su deposundan şuradaki halka su getirilemiyor. Evet. Bundan ötürü şuradaki çöp tenekesini az önce çektiniz zaten. Ablam 4 senedir bu çöp tenekesinin aynı bu şekilde olduğunu belediye söylüyor. Belediye başkanına gidin. Biz ilgilenen şu su yok. Belediye başkanına gitsin ama mahtap. Gördüğünüz üzere çöp tenekesinde. Ekipler belediye başkanına gidin diyor. Belediye başkanına gidiyorsun insanları kayda almıyor. O yüzden bu kadar insan zaten buradan boştan yere de toplanmaz bu kadar insan. 1 Mayıs'tan beri. Oraya şey çektim. İçeriye. Orayı ben 7 ayda zor yaptırdım. O da yarı buçuk yaptılar. Durmadan patladı. Çamurun üzerine asfalt atmak zaten biliyorsunuz burada meşhur. Şimdi Kapaklı Belediyesi'nin buradaki insanları mağdur ediyorlar ve bir haftadır su yok. Su geliyor, çamurlu geliyor. İnsanlar su içemiyorlar, duş alamıyorlar. Hiçbir şekilde abdestini bile karşılayamıyor insanlar. Çok kötü durumdayız yani. O çok kötü durumda bu halk. Bu bir seferden ötürü değil yani. Her zaman aynı şey. Bir hafta kesiliyor, ondan sonra bir daha dönüyor, bir daha başa aynı şekilde. Her şey bu şekilde. Bir de orada bir metruk bina var dediniz. Evet, metruk binadan da halk metruk sanırım binada da rahatsız. Esrarcısı, balecisi, hapçısı, otçusu, herkes şikayetçi. Burada metruk bina kaç yıldır burada hiçbir şekilde bir işlem yapılmıyor. Yani bununla ilgili de o kadar başvuru yapılmasına rağmen, mahalledekilere söylenmesine rağmen hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmamış. Burada çoluk çocuk oynuyor şu çöplerin şuralarına bakar mısınız? Yani burada yani çocuklar hasta olmasında ne olsun? Doğru muyum? Yani şimdi insanlar Tekirdağ'da yaşıyorum diyor. Tekirdağ Türkiye genelinde Trakya'nın incisi olarak gözüküyor ama beceriksizler bir belediyeciliği beceremiyorlar. Belediyeciliği beceremedikleri için de bu kadar halk burada mağdur. İşte görüyorsunuz suyu gösterdik az önce. Sudan çamur akıyor. Evet. Şimdi abilerimiz bu mahallede yaşıyorlar. Yok, keşke çamur aksa ya. 4 gündür su yok. Su. 4 gündür işte diyor. Su bir haftadır yani, su bile. Olur yani. Yani. Çamur da olsa. Ama bir de böyle bir şey var kardeşim. Seçim yaklaştığı zaman belediye başkan adayı İrfan Mandal diyeyim. Kilit yola döşenmiş kilit taşının üzerine asfalt döktü adam. Bu kanuna suç. Evet. Sırf oy toplamak için kilit taş üstüne gece gündüz asfalt döktürdü. Biz ise buradan su suyu çekiyoruz. 2020'ye geliyoruz, su çekiyoruz. Yani seçimden bu yana burada hiçbir hizmet görmediniz mi söylüyorsunuz? Sadece bir yol ortalarına ışıklandırma yapılmış.
Yani Karaağaç bölgesinde yapılan tek hizmet bu mudur? Tek hizmet o. Başka hizmet yok. Şu an bu mahallemizde de zaten ışıklandırma sistemi orada olmadığı için olmuyor. Orada bir şehir yaptı. Orada bir şehir yaptı. Sadece anahtarlara... Peki büyükşehirden buraya herhangi bir gelip şikayetinize cevap veren yok mu? Yok. Tezkiye arıyorsun. Evet. Müdürlerimize yönlendiriyoruz diyor. O oraya yönlendiriyor. Bu buraya yönlendiriyor. Yani tipik bir CHP belediyesi. Farklı bir şey yok yani. Hizmete bakıyorsun, hizmet yok. Anlayışa bakıyorsun, anlayış yok. Ve diyorum ya bak, bu kadar çoluk çocuk burada oynuyor yani. Yeşillik alan sözde. Şuranın pisliğine bakar mısınız? Yani bunun önlemini alması lazım. Şu binada, şu metruk binada esrarcısı, otçusu, balecisi. Yani bu insanlara yazık değil mi? Hepsi git içine bak. Yani burada her türlü pislik dönüyor ama bakıyorsun ki belediyeden bir tane yetkili yok. Evet, burada işte balecisiz, esrarcısız. Yani bunu çok büyük bir boyun var. Yani baksana bu arada ateşler yakmışlar gene. Yani buradaki mahalle... Valla sıkıntıları çekiyoruz abi. Aynen öyle. Çöp tenekesi sıkıntısını, çöp kesiyor abi. Çöp tenekesi sıkıntısını, su sıkıntısını, hepsini çekiyoruz. Çöplük denilince ilk baş para çöplük istiyor. Abi ne kadar sürdü suyun yok? 3-4 gündür su gelip gidiyor. 4 gündür. Aynen. Ben kendim evet. Çevre mühendisiyim. Heh. İş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. Kapaklı Belediyesi'ni aradım. Bakım çalışması var diyor. Heh. Bu ben kadar süre zarfında Türkiye'nin bakım çalışması yapılır. Hepi topu Kapaklı'nın 120-130, bilemedin 200 bin olsun. 120 evet. Bin nüfusu var abi. 200 bin nüfusu olan bir yere bakım çalışması ya yapıyor. Kimi kandırabiliyor? Yolu yani. Yaptırmaya çalışıyorum. Bak, Allah korusun benim evim 200 katlı. Bir yangın çıksa, bir şey çıksa oraya ne bir şey gelir. Çalışmıyor. Evet.